Ben bunu bir kilometre kadar anladım. Herkese merhaba arkadaşlar. İlk defa böyle bir giriş yaptım bu arada. Arkadaşlar falan diyerek. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomda evdeki formatıma geri döndüm. Arkamda yine her zaman olduğu gibi yeşil ekran var. Bu sefer bu videoda abur cuburları gözlerim kapalı bir şekilde tadına bakarak tahmin etmeye çalışacağım hangi abur cubur olduğunu. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Şu ana kadar alınan hiçbir abur cubur görmedim. Neler alındığını bilmiyorum. Kuzenim aldı şu anda kamera arkasında kendisi. Merhaba. Bakalım ne olacak? O zaman hızlıca videoya geçelim. Şimdi göz bandım burada. Gördüğünüz gibi simsiyah. Takıyorum. Sonra da kanka sen bütün abur cuburları masaya böyle dökersin. Hepsini dizeceğim ha. Dök böyle, ben seçe seçe alacağım. Tamam. Elime ne gelirse artık bakalım. Çok heyecanlıyım lan. Taktım. Nasıl görünüyorum? Daha yakışıklı oldu mu? Şerefsiz. Ben çıkarıyorum abur cuburları. Çıkar. Ben şu an heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Bakalım ne gelecek. Bu arada poşete ilk 25 kuruşu verdim. Harbi mi? İlk defa. Ulan ya. Kadın dedi ki poşet geçeyim mi dedi. Dedim geç. Geç. Yani kardeşim ben tek tek diziyorum. Biraz kolaydan zora dizeceğim. Tamam, ben tamam. Elime ilk böyle böyle seçip alacağım. Öyle zaten mi alacağım? Evet evet. Tamam, aynen. Ben dizeyim. Ama mesela şeyler varsa, muadiller varsa onları böyle ayrı tamam yere koy. Kendin bana gösterir. Şuraya benzer iki tane üst üste koydum. Burada en mı? Sola. Ha ha, onlara. Tamam. Aynen. Dokunmuyorum şu an. Onun yanına da benzer iki tane üst üste koydum. Çok heyecanlandım lan. Diğerleri tek gibi ya daha çok. Tamam. Neler olduğunu kameraya da hafiften göster ki hani görünmüyorsa anlasınlar. Bunu bilen bilir zaten arkadaşlar. Abi ne acaba ya? Çok merak ediyorum. Bunu zaten herkes biliyor. Bu klasik, bir tane bildiği çıksın diye aldım. Tahmin ettiğim bir tane var. Bu benim en sevdiğim çikolata, o yüzden almak istedim. Bakalım ne lan o? Ben takacağız. Senin en sevdiğin çikolatayı bilmiyorum. Nereden biliyorsun ya? Bunu da seviyorum çünkü bu çikolatanın, diyeyim artık, bunun reklamında çok sevdiğim bir kadın oynamıştı. Ben de aldım ve hoşuma gitti. Dur, ben bunu tahmin edebilirim. Bunu tamam da böyle o yüzden en öne. Yine ona benzer bir şey var, o yüzden onu da üstüne koyuyorum. Şöyle yani şu ikisini üst üste koyuyorum arkadaşlar. Bitti mi? Yok dur. Bunu bilmezse zaten ayıp eder. Bunu da koyuyorum. Bunu bilmezse kesinlikle yani ayıp. Çünkü yani bu kadar kolay bir, yani bildiğin inisiyatif gösteren bir hocayım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bu da çok sevdiğim çikolatalardan biri, o yüzden aldım. Bunu da koyuyorum ve istediğinden. Tamam, şu an masa dolu mu? Şu an masa dop dolu. Şimdi elimi atıyorum abi. At abi. Nereden başlayayım? Sağdan başlayalım. Bu mu? O geldi. Ambalajdan hiçbir şey çıkartamıyorum. Hiçbir şey çıkartamadım mı? Kanka ben galiba onu anladım. Ne? Bir tahminim var ama hemen bilmek istemiyorum. O yüzden tadına bakacağım. Tadına bakmadan bilirsen helal ya. Bunu bilirim muhtemelen ya. Ne? Kanka jelibon mu? Değil. Harbi mi? Yani jelibon biliyorsun ki bir isim değil. Jelibon bir marka. Ağzımıza dolanmış bir marka. Ama o jelibon değil yani. Ama türü jelibon mu yani bu? Evet. Türü jelibon. Haribo. Haribo. Doğru. Şimdi ye hangi Haribo olduğunu biraz. Oha. Aromasını falan mı çaldın? Ya anlarsın ya. Açtım değil mi düzgün? Hı. Kola mı? Kola. Doğru. Bir de bir. Şeklinden çok barizdi kanka kol oldu ya. Şişe yani. Ben kolay olsun diye açtım, onu bir açtık bakalım. İyi bakalım. Suyum nerede? Şimdi devam ediyorum. Evet. Kanka ben bunu anladım. Ya yapma ya. Ne söyler? Karam. Karam bu. Oğlum bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim ya. Acaba ambalajları açıp öyle mi yapsak? Dur oğlum, daha bence bilemeyeceğin çıkar ya. Bu sefer soldan. Evet. Bak bunda bir fikrim bunu yok ambalajını işte. Ambalajını açmadan bilebileceğini sanmıyorum. Bilirsen helal olsun. Kanka. Yapma. Bir tahminim var. Söyleyeyim mi? Söyle hadi ya. Ben merak ettim gittim. Şey mi? Ülker'in çok böyle küçükken de yiyorduk bundan. Kat kat tat mıydı ne? Öyle bir çikolatası var. Ondan mı? Abi. Dur inşallah daha bilemeyecekler. Oğlum ambalajdan tanıyorum. Bu kadar kolay olacağını bilseydim bu videoyu böyle yapmazdım. Başka? Onu ambalajdan bilemezsin. Onu artık yemen lazım. Eminim yani. Yine tahminim var ama bu sefer tadına bakacağım. Tahminin var mı abi? Var. Ama yalan söyleme. Tahminin bu değildiyse bu değildir. Tamam. Dürüst olacağım söz. Tamam. Ben bunu anladım. Tahminin doğru muymuş? Yok değilmiş. Vallahi. Piko. Kokudan piko mu anladın? Aynen. Kanka hiç şey yapmadan gidiyor. Bu normali ambalajdan tanımak çok saçma ya. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. Şu yanlış seçimler yapmışım kardeşim. Bak bunda bir tahminim yok. O ikili kardeşim. Hemen elinin altında bir tane var. İkisi benzer diye aldım. Ha o. Bu mu? Evet. Peki farklı marka mı bunlar? Farklı marka. Ooo işte istediğim noktaya geldik. Açıyorum bunu. Bak şu an işte harbi challenge durumuna geldik. Bakalım bilebilecek miyim? Bir şey anımsatıyor şu an. Ben galiba buldum bunu. Önce tadına bakayım.
Kanka o Brownie Intent. Yani ilk söylediğim çikolata. Evet, çok sevdiğim bir konunun oynadı. Ama bunun bir de benzeri mi var? Evet, o da onun benzeri. Benzeri diye aldın yani, inşallah benzeridir. Ona sen bakacaksın. Tamam, bundan sonra o zaman burnumu tıkayacağım. Çünkü çok kolay biliyorum artık. Tamam. Kokusunu anlıyorum yani. Kanka bu da Brownie Intense. Değil işte. Allah Allah. Acaba ben bunu biliyor muyum? Sen o çikolatayı bilmiyorsun. Ben de bilmiyordum çünkü. Kokusu mokusu da aynı yani. Aynı mı? Çakma demek ki. Kanka tadı da aynı. Valla. Hiçbir tahmini yok mu? Bilemezsen ilk bilemediğin çıkıyor yani, haberin olsun. Bozuyorsun şeyi. Bu bildiğin Intense ya. Kim bunun çakmasını yaptı? Büyük bir marka. Ülker mi? Ülker Olal. Ulan ya, biliyordum bunu ben. Suplisi muplisi de var bunların hatta. Bunu bilemedim. Ama çok benziyorlar. Kardeşim biz de o yüzden aldık zaten yani. Biz de boş değiliz, kusura bakma. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki sen niye konuşurken gözlerini açmıyorsun? Çünkü gözlerimi açarsam buradaki her şeyi göreceğim. O yüzden açmıyorum. Şimdi kanka bana bir tane mandal lazım. Koklamamak için ha? Evet. Çünkü o tad almamı da zorlaştıracak benim. Dur yapma. Tutarsa neler? Tutamam ki, at bakayım. Atıyorum, attım. Ben mandal atıyorum, sanki ne atıyorum? Korku yaratma. Nereye düştü şimdi? Bu. Hayrola Allah. Git ileri git hafif. Sağ. Ha buldum. Bu ne lan, rengi ne acaba? Rengini bul helal. Tamam. Oğlum sesin çok kötü oldu şimdi. Bir şey olmaz. Haber Matiz gibi oldu. Tamam hazırım. Oğlum nefes alamıyor ya. Nerede var? Burada var mı şimdi? Evet, onu da bilirsin. Çok zor. Bence ben konuştuğum sıralarda mandalı çıkartayım. Evet. Daha sağlıklı olur. Buraya koyuyorum. Bunu aldım. Bak şu an ambalaj hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi açıyorum. Takıyorum mandalı. Şöyle yapayım da görmeden takayım. Şey gibi oldu kanka. Şaban'ın filmi vardı ya. Ramazan ağzım nerede? Ramazan. Ne? Ağzımı bulamıyorum. Nerede acaba? Taktım. La yutkundum. Kulağım tıkandı. Tamam. Bakıyorum tadına. Kanka yemin ederim tad alamıyorum. Ya çıkar şu mandalı, tamam ya. Vallahi şimdi buldum. Ne? Dido. Doğru. Şey, frambuazlı mıydı neydi böyle, aynen. Bir şeyi vardı. Aynen. Bak mandalı çıkardım, anda tat geldi. Yani harbi o zaman tad almayı engelliyor burnu kapatma. Aynen. Millet hani burnu kapatıp içiyor ya bir şeyleri. Ha. Kötü şeyleri falan. Gerçekten yani çıkardığım anda tadını aldım. Bir dahakine o zaman mandalı uzun süre çıkarmayacağım. Hı. Bu ne? Cracker. İkili. Yanında da var. Burada mı? Evet. Bunlar önleri mi? Evet. Ha, tamam. Mandal nerede? Altında olur. Bunun mu? He. Kokusunu almamaya çalışıyorum. Çünkü abi krakerin yani aromalılarında inanılmaz koku oluyor. İki farklı marka. Hangisinin hangisi olduğunu bil. Tamam yani. Sen bu işi çözdün. Abi bu iş biraz zor işte. Tahmin ediyordum ama krakerden böyle alacağını, biliyor musun? Allah Allah. Bakıyorum. Kanka dümdüz kraker ya. O ince farkı anlayacaksın işte. Şu an hiçbir tadı almıyorum. Çıkar ya. Zaten aynı iki şey yani. Bilmem ne. Dur bakayım buna. Belki bir baskı gelir. Kanka yok. Hiç tat yok. Tat yok. Tamam çıkar. Hiç tat almıyorum. Yapacak bir şey yok. Hafif bir tahmini var ama. Baharatlı mı bunda? Onu bil zaten reis. Kanka baharat tadı almıyorum. Allah Allah. Şimdi alıyorum. Alıyorsun şimdi abi. Oğlum bu nasıl bir şey? Sadece şeyden tahmin ettim baharatlı olduğunu. Tortu geliyor ya eline. Hı. Oradan. Çünkü hiç baharat tadı almadım. Sıfır. Şimdi biri Crax kesin. Ama hangisi işte? Kanka. Bu Crax mı? Doğru. Bu da Crispy. Yanlış. Hadi be, değil mi? Başka çubuk kraker markası ne var? Var kardeşim. Aklıma başka kraker markası gelmiyor. Ülker çubuk kraker diye bir şey var mı? O sade. Crispy zaten Ülker. Ama Crax bu. Ucu vereyim mi eminim? Hakkında. Ver. Şu son yıllarda yükselişe geçen markalar. Torku. Torku doğru. Kanka ama Crax'ın bu olduğu o kadar belli ki. Nereden belli? Aroması daha yoğun. Bir de ben Crax baharatlı çok abi, severim. O yüzden anladım yani. Kaç tane kaldı? Burada mı? Evet, benim en sevdiğim çikolatayı aldım. Şeklinden anlarsın bence. Yani açma. Şekline hiç dokunmayacağım. Çünkü abi, öyle bir tadı kalmıyor olayın. Direkt açıyorum. Lan nereye düştü? Bilmiyorum ki. Burnunu kapatıyorum. Çikolata değil mi bu? Ben bunu 1 kilometre kadar aldım. Lavi var. Evet. Çok güzel ya. Ben de çok seviyorum o yüzden. Tamam. Şeyi de en çok bunu sevmişti. Johnson. Var mı diyorum, o videodan sonra ben başladım bunu yemeye. Adam kanka, bildiğin reklamını yapmış. Benim en sevdiğim damak, karam, bir de lavi. Ha bir de canga. Bak cangayı çok severim. Dur onu ben açayım dur. Çünkü paketinden anlayabilirsin. Gördüğünüz üzere ürün bu. Bana sen yedir kanka, hiç dokunmayı istiyorsan. Valla. İstiyorsan. Al. Al devam et. Abi tat almıyorum. Ya çıkar şunu ya. Böyle olmaz yani.
Anladım. Not demek? Kaçta kaç gidiyorum acaba ya? Sadece bir tane bilemedin herhalde. O da iki. İki torku var bir de. Torkuyu bilemedim. Şunu da vereyim de direkt paketinden anla ya. Bu direkt en kolay diye almıştım. Oysa ki hepsi kolaymış. Kanka ben severim yani biliyorsun. Hocam ben hiç tahmin etmiyordum. Daha zorlarını alırdım da dedim bu çikolatayı bilmiyordur bile. Niye alayım ki dedim yani. Keşke alsaymış. Görünüyor şu an. Al direkt paketinden anla da bırak ya. Paketini anlamayacağım işte. Valla. Kanka net anlarsın. Yiyince zaten anlayacağım. Yani. Bakalım. Gönder. Al. Mandalla anlamayabilirsin ama tadı anlamadığın için. Çikolata gofret. Şeklinden anladın, ağza gelen şekilden. Tadı almadım çünkü. Son kaldı, ikili. Solda mıydı onlar? Evet. Burada mı? Gofret değil mi bunlar? Evet. Açayım mı acı? Ben açayım. Nerede oğlum bunun şeyi? Yalnız gözüm bağlı da fena değilim ha. Ben gözüm açık açamam. Tamam, biri burada. Ben bunun kokusunu alıyorum şimdiden. Aromasını tahmin ettim yani. Bu da alıyor. Bayağı ince. Buna bakayım. Ha, diye aile dediğim şimdi alıyorum. Kanka birebir bunlar. Aynı mı lan onlar? Ben dedim biri net fark ettirir kendini ama. Bence mandala çıkarmadığın için birebir aynı. Bilmiyorum. Şu an ikisi birebir aynı yani. Karşılıyorum o zaman. Çıkardım. Şu an hiçbir şey düşünemedim mi yani? Bir fikrim yok mu? Yok. Biri hoşbeş kesin. Gofret olduğu için yani hoşbeş. Oha! Ne oldu? Sen ciddi değilsin. Niye? Hindistan cevizi bu. Evet. Sen ne sandın? Oğlum çikolata tadı geldi bana. Vallahi. Sadece yani. Sadece kremanın tadını aldı. Evet. Abi ne kadar ilginç ya. Burun kapalıyken gerçekten hiç tad alma falan yok yani. Bu Hindistan cevizi. Hoş beş o zaman. Yanlış. Ciddi misin? Ama o burun açıkken sen onu yedin sadece. Öbürünü yemedin ki salak. Doğru. Niye söylemedin? Yanlış abi ben ne yapayım? Ben yanlış araba kışı burada şey yapayım. Evet tamam, çok net bu hoş bir. Ama bu ne? Tahmin et artık. Toplam 3 yanlış oldu, bunu da bilemezsen 4 yanlış mı olacak? Buna mı torku lan? Yanlış. Bitti kanka, daha tahmin yok. Allah kahretsin, ne lan bu? Yine de tahmin et istersen, doğru saymam ama. Ne olabilir lan? Hindistan cevizi, gofret, bir fikrim yok. Ülkenin bir ürünü yine. 9 katlat. Ha, 9 katlatları inceltmişlerdi. Reklamını görmüştüm. İyi yine. İyi, bunu bilemedin güzel. İkili yaptıklarının hiçbirini bilemedin lan. Yani hep illa en az bir yanlışın çıktı ikililerden. Bence sen Haribo'yu da bilemedin. Neden? Jelibon dedin. Haribo ama. Sonra ben dedim Jelibon markası değil dedim yani. Başka bir marka dedim. Sen de Haribo dedin. 5. Ama... ama Jelibon diye marka var mı abi? Jelibon Selpak gibi bir şey mi? Tabii ki oğlum. Jelibon yazıyor ya hepsinin üstünde şey. Bunun aslında adı... Jelibon'un adı Jelibon değil mi ya? Yok kanka. Bunun bir adı var. Bu jelibon denen şeyin adı ne biliyor musun? Şeker, bir şey şeker ama kola aromalı yumuşak şekerleme. Yumuşak şeker. Ya hadi canım yumuşak şeker mi diyecektim ya? Jelibon bir marka yani. İyi peki öyle olsun. 5 yanlışım var. Kaç ürün? 12 mi? Sen aldın ne bileyim. 10, 11, 12, 13, 14. 14'ten 5 yanlış, 9 doğru. Benimler. Bence fena değil. Gözüm kapalı ve burnum kapalı şekilde bence fena aynen değil. Ama tekli hepsini şey yaptım. Bak bunu ilk defa görüyorum oğlum ben. Aynen. Ben bunu daha o hiç görmedim. O en görmedim. Zoruydu ya. Hiç görmedim. Bilen çok yoktu. Ama bak bunu nasıl tek attım? Kanka çünkü bunu ben çocukken çok yedim. Hatta tabii beraber gittik çok aldık bunu ya. Hatırlıyorum çikolatalısını yiyorduk abimiz bunu. Paketinden anlaman da bir başarı yani sonuçta. Aynen abi. Herkes anlayamaz diye. Ben anlamazdım canım cidden. Cidden. Hadi canım. Gerçekten. Kanka Naughty Max'i anlardın. Gerçi ben Naughty Max'in paketini elinemedim. Karamı net anlardın. Hacı Naughty Max'in tadı tanıdık gelirdi. Ama ben ismi aklıma gelmezdi yani Naughty Max. Zaten zor bir ismi var. Ta en son 10 sene önce yemişim. Evet, masayı toparlamadan o zaman bu şekilde veda edelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Benim için çok heyecanlı ve eğlenceli bir video oldu. İlk defa böyle bir şey deniyorum. Belki bu tarz başka videolarda gelir. Hani gözüm kapalı tahmin etmeye çalıştığım belki başka şeyler gelir. Eğer bu konuda önerileriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.